Günaydın. Bugün 11 Aralık Çarşamba. Ben Berfu Güven. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Geri sayımda 1 saati geride bıraktık. Bu bölümde stüdyomuzda iki değerli konuğumuzla piyasaları konuşacağız. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün ne mesaj verebilir? 2014 dolar yılı olur mu? Ve 2014'te yumuşak karnımız ne olacak? Enflasyon mu, büyüme mi, cari açık mı? Bu sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Piyasaların odağında ne var hemen bir aktaralım. Amerika bütçede anlaştı. Borç tavanı sorunu hala duruyor. Volcker kuralı onaylandı. Temmuz 2015'te yürürlüğe girecek. Piyasalarda Fed korkusu yok galiba bugünlerde. Zira borsalarda ufak kar satışları dışında bir hareket görmüyoruz. Sert. Ve Borsa İstanbul'da 71 bin 76 bin bandını izliyoruz. Faiz hem gösterge hem 10 yıllık içeride düşüyor. Dolar TL merkezin satışlarına rağmen 2'nin üzerinde direniyor. Ve bugün Erdem Başçı saat 10'da konuşacak. Haber özetlerinden sonra yayındayız. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, meclisteki bütçe sunumunda küresel ekonominin önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği 4 önemli riske dikkat çekti. Şimşek, genişletici para politikalarından çıkışın iyi yönetilememesi, gelişmiş ülkelerdeki mali sorunlar ve iç talebin büyümeyi sınırlaması, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin daha da zayıflaması ve jeopolitik gerginliklerin tırmanmasının önemli riskler olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan 2014 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında milli irade vurgusu yapan Başbakan, sermaye ve medya kendisini meclis gücünün üzerinde görüyorsa milli iradeye tehdittir dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bütçe konuşmasında Milli Güvenlik Kurulu'nun 2014 yılında Gülen cemaati ile ilgili aldığı karar üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin iki yüzlü siyaset izlediğini söyledi. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay seçildikten tam 30 ay sonra mecliste yemin etti. Balbay kürsüde ilk konuşmasını bütçe görüşmelerinin sonunda yaptı. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde %4,4 büyüdü. 3. çeyrekte en hızlı büyüyen sektör %11 ile finans oldu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan %4,4'lük 3. çeyrek rakamı için 4,4'lük büyüme dedi. Senato'nun Bütçe Komitesi Başkanı Patty Murray ve Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi Başkanı Paul Ryan, Türkiye saatiyle bir sularında gelecek 2 yıl için yılda 85 milyar dolarlık harcamaya izin veren bir bütçe taslağı üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Böylece Amerika'da hükümetin yılbaşında kepenk kapatma riski ortadan kaldırıldı. Wall Street'in korkulu rüyası Volcker kuralı Amerikalı 5 finansal otorite tarafından onaylandı. Adını eski Fed başkanlarından Paul Volcker'dan alan kural, bankaların alsat işlemlerinde spekülatif kar değil piyasa riskine karşı koruma amaçlı oldukları veya müşteriler adına yapıldıklarına dair ispatı şart koşuyor. Volcker kuralı Temmuz 2015'te yürürlüğe girecek. Hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor. Saat 8.30'daki Kabataş-Mudanya seferi de iptal oldu. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Pek çok kentte okullar tatil edildi. İstanbul'dan havalanan iki uçağa yıldırım isabet etti. Uçaklar yakındaki havaalanlarına yönlendirildi ve bakıma alındı. Yolcular gidecekleri yere başka uçaklarla gönderildi. İstanbul'da Galatasaray ile Juventus'un oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı kar yağışı nedeniyle 32. dakikada durdurularak ertelendi. Maç bugün saat 15'te oynanacak.
Aralık Çarşamba. Bugün Erdem Başçı Gaziantep'te bir sunum yapacak ve piyasalarda bir mesaj beklentisi aslında yok ama geçmişe dönük yaptıklarına dair bir açıklama gelebileceği ve sıkı para politikasının duracağına ilişkin bir mesaj gelebileceği beklentisi bu sabah dile getirildi geri sayımda. Biz konuklarımızdan da yorumlar alarak bu bölüme başlıyoruz. Lütfen merak ettiğiniz soruları siz de bize gönderin. Bugün ekonomist Sengül Dağdeviren stüdyomuzda. Kendisi aynı zamanda 4D Ekonomi Yönetim Danışmanlığı yönetici ortağı ve bugün Mustafa Gözeler'le birlikteyiz. FX TCR Araştırma Yönetmeni kendisi. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Erdem Başçı, bugün bir mesaj verir mi piyasaya? Özellikle kuru etkileyecek bir adım gelebilir mi? Sengül Hanım, ne dersiniz? Gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın bu uygulamaya başladığı, yaklaşık 1,5-2 aydır uygulamaya başladığı sıkılaştırma politikası, para piyasaları üzerindeki gecelik faiz üzerinden sıkılaştırma bence kur için yeterli olmadı. Önümüzdeki hafta Fed'in de hareket etme olasılığını ben çok yüksek görüyorum. Böyle bir orta Merkez Bankası'nın biraz daha böyle sıkı durma ve Türk lirasının savunma pozisyonunda sıkı duracağına, ki bunu enflasyonla ilişkilendirecektir doğal olarak, ama bu noktada bir miktar söylemde sıkı bir ifade ben bekliyorum açıkçası. Şimdiye kadar yapılanlar etkili olmadı kurda diyorsunuz. Ben diye kadar ki sıkı duruş. Baktığım zaman yani işte repo faizinin 7.75'te bir süredir istikrarlı seyrettiğini görüyoruz. Gecelik ortalama fonlama maliyeti API'de ise işte 6.60 ile 7 civarında bir yerlerde dalgalanıyor. Ama sepet kur devamlı artıyor. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir ortam, evet kısa bir dönem. Hani bu buradan belki tamamen bir yargıya varmak kolay değil ama bence bu yeterli değil. Yani bu anortodoks yapı bence zaten Fed'in sıkılaştırdığı bir dönemde çok kolay çalışacak bir mekanizma değil. Biraz daha ortodokslaşması gerekiyor bence. Biraz daha sıkı duruşa dair bir mesaj gelecektir. Evet. Yani bir sözlü müdahale der misiniz buna? Yoksa bir sözlü mesaj mı dersiniz? Sözlü müdahale olma ihtimali var. Mustafa Gözeler, ne dersiniz? Ne beklersiniz? Ben kesinlikle katılıyorum. Bir sözlü müdahale olacaktır. Neden? Önümüzdeki hafta biliyorsunuz bir FED toplantısı var ve gelen veriler dün akşam da bütçede anlaşmaya varılmasıyla beraber FED'in bir hareket yapma olasılığı oldukça arttı. Erdem Başçı'nın bunu çok iyi kullanmasını bekliyorum. Sözlü müdahale yaparak en azından kurdaki sert hareketleri önleyici mutlaka bir hareket olacaktır ama malum 1.92 hedefimizi tutmayacak gibi duruyor bundan sonra. Bunun yanında artı şu 1.92 hedefinde de bir güncelleme yapmasını bekliyorum. Hani olacak mı olmayacak mı, çok kısa bir süre kaldı. Malum dün Bakanımız Zafer Çağlayan da bu konuya değindi. Burada bir açıklama yapacaktır. En azından piyasaya bunu borçlu bence. Çünkü bir Merkez Bankası'nın bu kadar kısa süre içinde çıkıp bir hedef verdiğini pek görmüyoruz. Hani 1.92'yi söylediği zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Şirkette herkes birbirine bakmıştı. Gerçekten böyle bir şey var mı diye. Çünkü gerçekten olağan dışı bir hareket. Bir açıklama borçlu. En azından bir açıklama borçlu piyasaya. İşte dün Zafer Çağlayan yine bu konuya değindi. Pişman olduğunu düşünüyorum bu açıklamasından şeklinde. Bir dinleyelim mi? Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ne demiş Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın 1.92'lik kur tahminiyle ilgili? Merkez Bankası'nın piyasalara müdahalesi, kendisine verilmiş olan yasa ile ilgili temel görevleri, yapması gereken çalışmaları zaman zaman ufak tefek yine görüş ayrılığım olsa da genelde başarılıyorum. Evet. Ancak burada tahmin ediyorum ki Merkez Bankamızın başkanı, değerli kardeşim Erdem Başçı, keşke 1.92 gibi bir şey söylemesi. Zannediyorum ki kendisi de çok üzgündür bundan herhalde. Yani böyle bir şey söylemiş olmaktan zannediyorum ki kendisi de çok pişman olmuştur. Neden derseniz, şimdi Merkez Bankalarının bir saygınlığı, Merkez Bankalarının bir otoritesi olmak zorunda. Merkez Bankası başkanları konuştukları zaman yer gök titrer. Şimdi kur konusu çok enteresan. Şimdi herkes 2014'e hazırlanıyor. Yani şirketler, bireyler dahi ve kur konusunda bir tahmin hesap yapamıyorlar. Bu çerçevede hani doların hem uluslararası piyasalardaki seyri belirleyici olacak hem de içerideki durumu elbette. Dolar yılı olur mu 2014? Böyle bir soru var gündemde. Zaten son birkaç yıl hep böyle başladık. Doların değerleneceği bir yıl olmasını bekliyorum dedi herkes. Ama bu çok kalıcı bir şekilde hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ve 2014 bu kez hani Fed'in tahvil alımlarını azaltmasıyla dolar yılı olabilir mi? Olmasını bekliyoruz. Temel makroekonomik verilerde, parasal politikalardaki farklı duruş, bir tarafta sıkılaştırma görüyoruz. Amerika cephesinde, Avrupa cephesinde hala gevşeme taraftar bir para politikası duruşu görüyoruz. Bunların göreli ekonomik güçlülük aynı da keza yine Amerika tarafında lehinde gözüküyor. Bunların hepsi aslında önümüzdeki yıl
Hatta önümüzdeki dönemde belki sert bir şekilde önümüzdeki haftada başlayabilir. Doların değerlenmesine işaret ediyor. Fakat hani bunu yaşamadık. Aslında bir süredir Fed'in özellikle Mayıs Haziran'da bu tahvil alımlarını da biraz azaltmaya gidebilirim söyleminin ardından belki bunun önceden fiyatlanmasını yaşayabilirdik. Ama yaşamadık. Neden diye baktığımız zaman da gerekçesinin aslında Avrupa'nın biraz politik risk konusunda gündeminin geride kalması. Dolayısıyla çünkü Euro-Dolar paritesini en ciddi etkileyen şeylerden birisi hem Avrupa cephesindeki politik risklerin ortaya çıkması. Yani tarihsel gelişim en azından bize son birkaç yıl içerisinde bunu gösterdi. Böyle bir ortamın olmadığını gördük. Avrupa'nın resesyondan çıkmasıyla beraber aslında Avrupa piyasalarının bir yakalama performansıyla ciddi anlamda sermaye çektiğini, hisse senedi piyasalarının ciddi anlamda sermaye çektiğini gördük. Bu ciddi bir tabii ki destek sağladı Euro'ya. Hani işte bu son dönemde tabii bunun arkasında birazcık makro temellerde Almanya'nın cari fazlası ki dünyanın en fazla cari fazlası veren ekonomisi. Bu biraz işaret ediliyor ama ben bunun çok yani dünyada kurların bu tür temel ekonomik cari fazla cari şeyden sonra sermaye akımları dolayısıyla beklentiler ve onlara etrafında şekillendiğini düşünüyorum. O yüzden Almanya'nın bence cari fazlası çok etkili değildi. En sonunda sanki bu Fed'in bir miktar daha erken belki hani yarın önümüzdeki hafta denmiyor ama daha erken yapmasını etkilememesi euro dolarda da risk iştahının iyileşmesiyle ilişkilendirildi. Yani risk iştahı yani küresel ekonomi iyileşiyor. Dolayısıyla risk iştahı artacak. Dolayısıyla daha iyi bir zemine gidiyoruz. Bunu sanki fiyatlarken euro güçlü kalıyor. Bence çok gerçekçi değil. Yani evet küresel ekonomi iyileşiyor ama ben bunun o kadar taşıyıcı bir güç olabileceğini sanmıyorum ki keza bir iki politik risk de bence Avrupa cephesinde önümüze çıkabilir. Buna rağmen euro çok güçlü. Yani evet. Avrupa'nın en sorunlu olduğu dönemde dahi euro gücünü korumayı başardı. Euro dolar neden yükseliyor? Yani buna kimse net bir yanıt veremiyor aslında. Şimdi euro dolardaki yükseliş evet gerçekten çok ilginç ki Kasım ayında faiz indirmiş ve Avrupa Merkez Bankası var önümüzde. Faiz enflasyon oranı çok düşük, deflasyona gidileceği konuşuluyor vesaire. Çok ufak enflasyonda bir hareket olunca hemen eurolarda yukarı yönlü bir hareket gördük. Aslında bu bir yerde Fed için iyi yani parasal genişlemeyi azaltacağız dediği zaman yaz aylarını hatırlayacaksınız. Eurodolarda çok sert bir düşüş olmuştu, borsalarda çok sert düşüşler olmuştu. Şimdi bütün veriler iyi geliyor Amerika'da buna rağmen bu düşüşler yok. Ve bu bence Fed'in elini güçlendiriyor aslında parasal genişlemeyi azaltıma gitmek için. Hani piyasa burada parasal genişlemenin bitmesiyle faiz oranlarının düşük kalacağı süreyi arasındaki fark olduğunu anladı. Yani parasal genişlemenin azaltması genişleyici para politikasının biteceği anlamına gelmiyor. Maalesef yaz aylarında bunu tam tersine anladığı için piyasa eurolarda inanılmaz düşüşler görmüştük. İşte başımıza taş yağacak tarzı senaryolar üretiliyordu. Borsalarda çok sert düşüşler gördük. Ama bugün bunu görmüyoruz. İnanılmaz bir tarım dışı istihdam verisi geldi. Buna rağmen eurodolar yükseliyor. Ve bu da bence Fed'in parasal genişlemeyi azaltması için bir fırsat aslında. Piyasalarda şimdilik böyle Fed korkusu yok gibi bir algı var. Yani 18 Aralık'a işaret etti. 3 Fed başkanı da konuşup pazartesi akşamı. Evet. Ama piyasa buna hiç fiyatlamıyor şu anda. Amerikan faizini dün 2.78'e kadar düşüşün devam ettiğini gördük. Yani bu Amerika'nın 10 yıllıksa barometremiz o piyasada Fed korkusu olmadığını söylüyor. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Alıştı mı piyasa yoksa inanmıyor mu artık? Daha gerçeklere yaklaştı. Fed'in forward guidance'ı biraz çalıştı. Yani forward guidance ileriye yönelik bir miktar politika açılımını sinyal vermek ve beklentileri yönetmek. Çünkü hani yaşadığımız şöyle bir süre hızlıca geçince Mayıs, Haziran. İlk bunun o gündeme gelmesi, piyasaların panik olması, arkasından hızlı bir yükseliş, Amerikan 10 yıllık tahvilleri inanılmaz bir oynaklık artışı. Arkasından ekonomik verilerle beraber bir düzeltme hareketi, sonra ekonomik verilerin hafif güçlenmesiyle bir sinyal, Eylül denemesi Fed tarafından. Fakat onun da yeniden geri çekilmesi çünkü bir miktar politik olabilir, bir miktar oynaklığın yine çok hızlı artmasıyla ilişkili. Ama son dönemde zaten bir süredir Amerikan 10 yıllık tahvillerinin güçlü Amerikan datası gelse de artık o kadar reaksiyon göstermediğini gördük. Yani aslında piyasa bir şekilde dengesini buldu. Hatırlarsanız Mayıs Haziran'da da hep bunları tartışırken şu konuşuluyordu. Yani mesele nedir? Mesele belirsizlik. Yani yeni bir faiz dengesine doğru dünya gidecek, çok hızlı gitmeyecek ama yavaş yavaş gidecek ama nasıl bir denge olacak ve orada fiyatlamayı nasıl yapmak gerekiyor konusunda bir olağanüstü hareketlilik yaşandı. Bence Fed'in amacı 10 yıllık tahvillerde bir miktar artış olması kaçınılmaz ama kontrolsüz bir artış olmasına engel olmaktı ve bugün onu yaşıyor olmamız da zaten hani yani girişte söylediğim gibi bence haftaya bundan iyi bir ortam sanki Fed bulamazmış gibi evet, gözüküyor. Evet kesinlikle. Eğer buna, piyasada hazır buna yani bir haliyle. Ekonomik tahminlerini de revize edecek biliyorsunuz haftaya. Hani orada da bir miktar yine iyimser hatta biraz daha iyimser bir şeyler çıkaracaksa tahmin olarak önümüze.
daha iyi bir ortam bulamaz gibi gözüküyor. Şimdi yine kurdan devam edersek euro dolarda mesela nasıl bir hareket beklersiniz ilk etapta? Biraz piyasa kısmen hazırsa yine de bir düşüş herhalde göreceğiz ama değil mi? Yani orada teknik olarak sizin özellikle dikkat çekeceğiniz noktalar var mı? Şimdi burada tabii teknik olarak bakınca 1.38 zirvesi çok dikkat çekiyor. Daha önce oralardan dönmüştük sert şekilde. Aynı şekilde oraya bir dönüş yapabiliriz. Ki Euro'larda bir yükseliş trendi vardı. Burada kırdık aslında. Bu geçtiğimiz Temmuz ayından başlayan bir trend vardı teknik anlamda. Oradaki yükseliş 1.38'lerden döndü. İşte Yellen'ın gelmesiyle orada bir miktar hareket gördük yeniden yukarı yönlü. Tabii Yellen'ın burada olması Euro-Dolar için yukarı yönlü bir hareket anlamına geliyor ama parasal genişlemenin azaltıma başlamasıyla en azından bir miktar geri çekilme ve bu da taksit parasal genişlemenin azaltılmasıyla beraber önümüzdeki sene içinde aşağı yönlü bir hareket bekliyorum. Yani ben önümüzdeki sene doların güçlenmesini bekliyorum diğer para birimleri karşısında. Tabii dolar TL'ye de bu yansıyacaktır. Burada hani 1.30'lara inmesini mi beklemeliyiz? 1.30'un altına doğru da böyle hareket sertleşebilir mi? Şimdi aşağıya baktığım zaman yine teknik anlamda bakarsak 1.28 seviyesi de güçlü destek anlamda. Daha önce de buralardan çok döndük yıl içinde. İşte yukarıda 1.38'ler, aşağıda 1.28'ler arası görebiliriz bir hareket. 1.28'in altını çok da beklemiyorum. Çünkü önümüzdeki seneden sonra artık Avrupa Birliği'nde bir toparlanma başlayacaktır. Artı işte FED'den olası faiz arttırımları gelebilir. Bununla beraber 1.28 desteğinin çalışmasını bekliyorum. Yani aşağıda 1.28 seviyesi destek olarak çalışacaktır. Peki dolar TL ve euro TL açısından baktığınız zaman dolar TL'ye mi yarar 2014 euro Türk lirasına mı? Şimdi bu biraz Amerika ile euro bölgesini karşılaştırmak lazım. Malum son faiz toplantısından sonra bir toplantı daha yapıldı. Ve Draghi işte olumsuz konuşmadı. Orada bir sürpriz var. Daha olumsuz konuşmasını bekliyordum en azından ben. Yeni bir LTRO bekleniyordu. Draghi işte öyle bir şey yok dedi. Sorulduğu zaman daha önce LTRO yaptığımız zaman ortalık çok karışıktı. Şimdi daha iyiyiz en azından dedi. Negatif faiz oranları için de aynı şeyi söyledi. Pek beklemeyin yakın zamanda dedi. Şimdi deflasyon sorunu var Avrupa bölgesinde. Geçtiğimiz ay bir toparlanma oldu ama ben bunun geçici olmasını bekliyorum. Tabii burada şuna hemen değineceğim. Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz 2015 yönelik tahminlerini açıkladı oranlarını. Büyüme olarak %1,5 enflasyon olarak da %1,3 bekleniyor. Yani bizim yaptığımız projeksiyonlar pek buna uymuyor. Açıkçası biz önümüzdeki sene %0,7, 2015'te de %1 gibi bir enflasyon bekliyoruz Avrupa Birliği'nde. Yani işlerinde pek kolay gitmeyeceğini düşünüyoruz. Bunun tam tersi Amerika'da ise işlerin toparlanmasını bekliyoruz. Orada parasal genişlemenin bitmesiyle beraber. Malum son gelen veriler ortada büyüme verileri vesaire. Bütün bunları bir araya koyarsak dolarda bir güçlenme, euroda da zayıflama. Yani euro dolarda aşağı yönde bir hareket bekliyoruz. Bizim için konuşursak bu biraz sıkıntı. Neden? Özellikle ihracatımız anlamında malum bizim gelirlerimiz euro, giderlerimiz dolar anlamında. Evet, dış ticaret açısından çok önemli. Euro kesinlikle. Dolayısıyla euro doların aşağı gitmesi görece olarak bizim gelirlerimizin azalmasına, giderlerimizin artmasına neden olacaktır. Bu da biraz daha büyük tabloya vursak cari açımızın güçlenmesine, aynı şekilde kur arttığı için de enflasyonumuzun yükselmesine neden olacak. Yani bizim için kolay bir yıl olmayacak. En azından TL yılı olmayacak, bunu söyleyebilirim. TL yılı olmayacak. Şimdi makro dengeler açısından çok kritik bir önem taşımaya başladı kur. Enflasyon konusu biraz daha kritik bir konu olarak sanki öne çıkacak. Burada hani kur geçişkenliği konusu da biraz daha net bir şekilde kendini gösterip enflasyon o nedenle mi bizim yumuşak karnımız olur dersiniz 2014'te? Kesinlikle. Bence hani son dönemde özellikle bu Fed'in politikasının değişeceği ortamda cari açığı ve enflasyonu yüksek ekonomiler hep ön plana çıktı. Daha kırılgan ekonomiler olarak. Özellikle kur baskısının en fazla orada olduğunu gördük. Enflasyonla çok ilişkili bir kur baskısı yaşıyoruz. Bizim daha önceden uyguladığımız bu yapı para politikası içerisinde kurun bir mekanizma aracı olarak bir miktar hedef olarak belirtilerek kullanılmasında bir süre sonra Türkiye'de hem de geçişkenliğin, evet geçişkenlik aslında hani 2011 ile karşılaştırıldığında ya da 2009-10 dönemiyle karşılaştığında çok güçlü değil. Ama yine de şöyle bir beklenti kanalıyla kötü bir kısır döngüye girmiş durumdayız. Kurun baskı altında kaldığı dönemde enflasyon beklentilerini iyileştiremiyorsunuz. Yani burada bir hakikaten daha güçlü bir kredibilitesi yüksek, güvenilirliği yüksek bir duruş sergilemeniz lazım. Bunu çok çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. İlla ki yüksek bir faiz artışı anlamına gelmiyor bu ama buna bir ihtiyaç var ki bu kur istikrarsızlığı enflasyon beklentilerini besliyor. Enflasyon beklentileri de bir miktar kur istikrarsızlığını besliyor. Ama hani bu döngüyü ben hani bu nedir bence? Önümüz 2014'ün TL için çok kötü olacağı anlamına gelmez. Sadece daha oynak bir oynaklığın hani finans piyasaları açısından Türkiye'de oynaklığın bir miktar daha göreli yüksek olabileceğine işaret eder diye düşünüyorum. Ama Türk lirasında
bu yıl yaşanan reel değer kaybı gerçekten ciddi boyutlarda. Dolayısıyla bunun bir düzeltmesini bence 2014'te beklemek lazım. Özellikle de enflasyon tarafında çok kötü datalar görmezsek, hani bir katılık riski var 6-7 arasında, 7 civarında bir katılık riski var. Hani ondan daha kötülerini görmezsek, 6-7 arasında kalan bir enflasyon görürsek reel değerlenme olacak bence TL'de. Ama euro dolar paritesine göre bunun nominal kurları ise daha çok euro TL'de olma ihtimali var gibi gözüküyor. Sonuçta hani genel baktığımda ben cari açığın değil, aslında ekonominin böyle ivmesinin hafif ivmelendiği bir dönemde enflasyonun bir miktar daha sanki kur üzerinde etkisini devam edebileceğini düşünüyorum 2014'te. Orada sürpriz yaşamazsak, hani dediğim gibi bu 6-7 arasında kalırsa TL'de bir miktar değerlenme yaşanma ihtimali var. Çünkü çok aşırı değersiz şu anda baktığımızda real olarak. Hı hı. Biz bugün Şeker Bank Baş Ekonomisti Ozan Çağrı Gazi Türk'le de konuştuk. Özellikle 2014'te o da cari açık ve enflasyon diye yumuşak karnımızı özetliyor. Bir dinleyelim. 2013 yılından devam ettirecek olursak makroekonomik hikayeyi, önümüzdeki yılın yumuşak karnı büyük oranda cari açık olacakmış gibi duruyor. Malum toplamda ekonomi otoriteleri de bu yönde mesajlar vermekte. Bunun yanı sıra enflasyon da yine görece yüksek olması dolayısıyla ikinci yumuşak karnımız. Büyümenin o denli bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum ben. Merkez Bankası'ndan da diğer otoritelerden de gelen mesajlar genelde Türkiye ekonomisinin büyümesiyle ilgili, özellikle işler üzerinden kolayca ivmelendirilebildiği şeklinde, ki bunu gözlüyoruz bu yıl. Dolayısıyla 2014 yılında büyümeden ziyade cari açık ve onun finansmanı elbette ve enflasyon daha ağırlıklı gündem maddeleri olacaktır diye düşünüyorum. Malumunuz OVP'de de iç ve dış talebin dengelenmesi yönünde hedefler kondu ortaya. Dolayısıyla da bu yönde kararlar alınacaktır. Yani büyüme dizginlenerek özellikle iç talep üzerinden kontrollü bir büyüme sağlanmaya çalışılacaktır. Enflasyon keza cari açık kontrol altında tutulmaya çalışılacaktır diye düşünüyorum. Evet, yorumları bu şekilde. Yani o da cari açık ve enflasyon. Yani o da şu anlamda söylüyor aslında. Biz hani 3 şey sormuş olduk izleyicilerimize. Yumuşak karın hangisi olur? Cari açık, enflasyon, büyüme. Büyümede sıkıntı beklemediğini özetle söylüyor. Büyüme konusunda siz ne diyorsunuz genel hatlarıyla? Üçüncü çeyrek güçlü gelince sanki herkes de bu yıl %3,6'nın da üzerinde gelebilir gibi bir algı oldu. Doğru. Hani orada biraz daha yaklaşabilir. Özel yatırımlar sürpriz yaptı. Hani benim kendi tahminlerim açısından baktığım zaman özel yatırımların hani şimdi değil de biraz daha gecikmeli toparlanmasını açık bekliyorduk. Dolayısıyla orada eğer bunun devamı gelirse eğer daha iyi bir büyüme performansı görülebilir. Hani 4 ile 4,5 arasında diyorduk. Dolayısıyla 4,5'u zorlayan bir 2014 büyümesi şu anda muhtemel. Hani daha fazla ivmelenme tamamıyla dış konjonktüre bağlı. Bence çünkü Türkiye'nin büyüme görünümü iç politika yönetimiyle bir miktar risklerin, hani finansal istikrar kapsamında bir takım yönetimler yapılıyor. O da bence çok etkileyici ama esas belirleyici dış konjonktür. Yani küresel ekonominin görünümüne paralel bir Türkiye gelişimi göreceğiz. 2014'te dünya ekonomisinin daha hızlı büyümesi bekleniyor. Türkiye'de bir miktar daha hızlı kesinlikle büyüyecek bence. Büyüme görüntüsü o kadar da olumsuz olmayabilir. O yüzden evet. Büyüme tarafı değil, daha çok enflasyon tarafı. Yani finans piyasalarının etki açısından ben enflasyonu daha çok önemsiyorum. Orada da böyle birbirini besleyen bir durum mu var? Yani kur yükseldiğinde bunun enflasyona etkisini konuşuyoruz ama enflasyonun yüksek gidişi de kur üzerinde bir yansıma yaratabiliyor. Böyle bir kendi içinde bir kısır döngüye de dönüşüyor hani belli bir noktadan sonra. TL yılı olmaz 2014 dediniz yanlış hatırlıyorsam az önce. Evet. Ama hani Sengül Hanım birazcık TL'de bir değerlenme de olabileceğini söylüyorsunuz. Burada aşağı yukarı hangi seviyeler kastettiğimiz Türk lirasında? Yani 2'nin altı mümkün mü? Şimdi ben olarak önümüzdeki yıl 2'nin altını pek beklemiyorum açıkçası. Zaten hani bir üst hedef vermek çok zor ama alt hedef olarak bir 2'nin altına inmesini pek beklemiyorum. Dediğim gibi bunun da en büyük etkenlerinden biri Fed'in parasal genişlemeyi azaltmaya başlaması olacaktır. Azaltma devam ettikçe, Amerika'dan daha iyi veriler geldikçe, TL'deki zayıflamayla beraber, dolardaki güçlenmeyle beraber 2'nin altı pek beklemiyorum. Ama üst hedef, yani orası bayağı bir açık bence. Euro dolar kritik demiştik. Az önce biraz anlattık ama bir grafik üzerinden de bence gitmekte fayda var. Euro dolarda biz bir ufak çaplı dalgalanma görsek de aslında hep euronun güçlü kaldığını izledik. 2014 dolar yılı olur mu derken yani bu grafik bize ne söylüyor? Şimdi şöyle, grafikleri görüyoruz zaten. Aşağıda bu senenin Temmuz ayında başlayan güzel bir trendimiz vardı. Burada Fed üyeleri parasal genişleme için kararsız açıklaması gelmişti. Onun peşinden Ağustos ayında
parasal tarılmış İstanbul düşük gelmesine yeniden bir yukarı yönde hareket görmüştük. Yukarıda biraz önce bahsettiğim 1.38 seviyelerinden işte Fed'in bu 30 Ekim toplantısı sonrası döndük ki peşinden de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi geldi. Bu da paritede aşağı yönlü bir hareket yaptırdı. Tam oradan bu Yellen'in adaylık konuşması geldi. Orada bir destek buldu. Trendin burada kırıldığını görüyoruz ama yeniden yukarı yönlü bir hareket var. 1.38 seviyelerine doğru bir yükseliş var. Bugün veya yarın 1.38 seviyelerinin test edilmesi mümkün. Şimdi buradan sonra ne olur? Buradan sonrası işte Fed'in parasal genişlemesini göreceğiz. Önümüzdeki hafta yapılacak mı, yapılmayacak mı? En çok alacağımız sorulardan biri. Bence artık soru bu da değil. Hani başlasın mı, başlayacak mı, başlamayacak mı değil de soru artık başlasın bence. Çünkü çok iyi bir ortam var. Büyüme verimiz çok iyi gelmiş. Amerika gibi büyük bir ekonominin %3.6 gibi çok iyi bir büyüme oranı geldi. Konut verileri çok iyi gidiyor. ISM verileri çok iyi. Bunun yanında tarım dışı istihdamımız çok iyi geldi ki ben burada biraz daha alt dallarına inmek istiyorum tarım dışı istihdam. Tamam 200 bin gibi çok iyi bir sayı geldi ama alt sektörlere baktığımız özellikle imalat sektörü ki ekonomide çorbanın pişmeye başladığı yer olarak görüyoruz bunu biliyorsunuz. Son 4 aydır sürekli imalat sektöründe istihdam artıyor. Geçtiğimiz ayda 27 bin geldi. Ondan önceki ay 19 bin kişi gelmişti. Çok iyi gidiyor burada tarım dışı istihdamda. İşsizlik oranımız %7'ye indi. Bu da çok iyi ki bizim yaptığımız projeksiyonlara göre önümüzdeki senenin ortalarında %6.5'ü göreceğiz Fed'in hedefi olan. Onun dışında biraz önce de konuştuğumuz piyasaların buna hazır olması. Evet 10 yıllık tahviller yükseldi biraz ama Eylül kadar yüksek değil hala iyi seviyelerde. Borsalar buna çok iyi tepki veriyor. Veriler çok iyi gelmesine rağmen. Ki Fed üyeleri de bunu destekliyor. Hafta başından beri konuşan Fed üyeleri artık ufak da olsa bir azaltmaya başlanması lazım dedi. Bir burada önemli nokta çok önemli akademik makaleler yayınlanıyor parasal genişleme için. Bunlar artık Fed'in yaptığı bu parasal genişlemenin fayda maliyetinin oldukça düşük düzeye ve düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle yaz aylarında Jackson Hole'da bu makaleler sunulmuştu. Malum 40 milyar dolar bir mortgage tarafında, 45 milyar dolar da bir hazine tahvili tarafında. Özellikle hazine tahvillerinin artık piyasaya hiçbir şekilde yansımadığı söyleniyor bu akademik makalelerde. Bu yüzden ben hazine tahvillerinden başlayarak oradaki faydadan başlayarak bir azaltıma gidilmesini 10 milyar dolarlık başlamasını bekliyorum. Bununla beraber de Euro dolar paritesinde aşağı yönlü bir hareket en azından 1.35'in altına kırılmasıyla yeniden 1.30'a doğru bir hareket bekliyorum. Geri sayıma devam ediyoruz. Reklam arasından sonra biraz izleyicilerimizden gelen sorulara, yorumlara da bakalım. Twitter'da Ergun Yazıcıoğlu diyor ki daha 20 gün var. 1.92'nin de altına ineceğine inanıyorum ben kurun demiş. Olur mu? Olur. Gerçi önümüzdeki hafta Fed ile ilgili böyle beklentiler var. Yani euro doların çok yükseliyor olması lazım ve bizim gibi ülkelere karşı algının çok iyileşiyor olması lazım. Sepetimiz aşağıya düşecek. Euro dolar yükselecek, dolar TL o kadar düşecek. Biraz zor gibi gözüküyor. Yani piyasa madem bu kadar hazır ve Fed korkusu yok. Yani çıkış başladığı halde tahvil alımlarını birazcık azalttı diyelim. Euro doların yine de yükselme ihtimali olur mu? Şimdi geçen haftaki veriden sonra da çok ilginç bir hareket yaptı. Anlık olarak düştü ve sonra tekrar yukarı çıkmaya başladı. Yani olur neden olmasın hiçbir şey imkansız değil. Dolar TL de aynı şey. Euro dolardan. Ki şunu da hatırlamak lazım. Bahçenin konuşmasından sonra 1.93'e kadar bir düşüş yaşandı. Doğru. Sonra tekrar yukarı attık. Hani 1.92'yi göremedik. Benim dediğim tuttu diyemedi Sayın Bahçe orada ama. Eylül'de çok yaklaştık. Hatta evet, artık kesinlikle. Bu noktadan sonra tuttu diyebiliriz. Yorumları da geldi çok. Euro dolar 1.38'e doğru çıktığı zaman olsa gerek. Evet, evet. Tam Eylül döneminde öyle bir 93'ler falan olmuştu. Yapmıştık. Açıkçası beklemiyorum ama dediğim gibi imkansız değil. Neden olmasın? 2014 dolar yılı olsa da Aralık ayında yani yılı hangi seviyelerde kapatırız diye Rıza Okan Balaban'ın bir sorusu var. Bu da böyle bir bahis konusu oldu aslında. Hani 2'nin evet. altında mı kapatırız, 2'nin üzerinde mi? Böyle 2 psikolojik bir seviye olduğu için evet. öyle bir beklenti var insanlarda. Evet. Dolar TL'de bence 2'nin altı biraz düşük olasılık gibi gözüküyor. Özellikle de Fed ile ilgili beklentilerimizle biraz konuştuk. Euro TL'de daha düşük bir seviye olabilir ama bence. Euro TL ile ilgili olarak bir izleyicimizden soru gelmişti. Şimdi bu kadar tweet arasında onun bulabilir miyim bilemiyorum ama daha da düşer mi demiş. Evet Süleyman Bey 2 ay içinde daha da düşme ihtimali var mı? 18 Aralık'ta Euro Türk Lirası ne yapar diye soruyor. Bu tabii gelen veri Amerika'dan geleceği için Euro TL'de direkt bir etkisini görmeyiz. İkinci etkilerini mutlaka göreceğiz. Tabii Euro dolarda aşağı yönlü bir hareket görürsek orada bir miktar gevşeme görürüz. Ama öyle çok büyük düşüşlerde beklememek lazım açıkçası. Yen ile ilgili çok soru var. Evet. Yen'de de enteresan bir hareket var aslında. Şimdi öyle ilginç bir durum ki bütün merkez bankalarının ne yaptığına paralel aslında paritelerinde de bazı hareketler görüyoruz. Şimdi Fed çok ciddi bir parasal genişleme yaptı, çıkışa hazırlanıyor. Ama Japonya'da daha her şey yeni başlıyor aslında. Evet. Bu etkiden dolayı biz dolar yende daha da yukarıda bir hareket görür müyüz?
Şimdi şöyle, hani Japonya'nın da şimdiye kadar yaşananları kısaca bir özettim. Aşağı yukarı aslında bir yıl oldu. Bir yıl önce orada bir hükümet değişti. Ve hükümete gelen Abe zaten en büyük propagandası buydu. Deflasyonu bitireceğiz biz diye. Ve şimdiye kadar da oldukça başarılı oldular. Bu bir yıllık süreç içinde Merkez Bankası Başkanı'na anlamışamadığı için erken görevinden alındı. Kendisi istifa etti ama orada bir bariz bir hareket vardı. Yeni Merkez Bankası Başkanı geldi kuroda ve çok da iyi çalışıyorlar birlikte. Ve paritede de yukarı yönlü bir hareket gördük. Yani zamanında 75 seviyelerinden ayrılamayan parite şu an bugünlerde 102-103'leri görüyor. Ve oldukça da başarılı. Enflasyona bakıyoruz. Eksilerden, deflasyondan, ki hatırlayacaksınız bu ders kitaplarına girmiştir Japonya'daki deflasyon. Evet. Hepimiz bunları okuduk. Şu an %1.1'de hedefi var 2 sene içinde %2'ye yükseltmek gibi. Ve çok da iyi oldular. Parite de buna tepki veriyor tabii. Merkez Bankası da belli ölçüde parasal genişlemeye gitti. Ek parasal genişlemeye gitmedi. Kuroda son yaptığı toplantıda bir açıklaması var. Şimdiye kadar yaptığımız parasal genişleme ve süren parasal genişleme bizim hedeflerimizi tutturmak için yeterli dedi. Ve bu parasal genişlemede mevcut döngü içinde pariteyi 103'e kadar taşıyabiliyor. Burada önümüzdeki sene de ben buradaki dalgalanmayı bekliyorum. Hani aşağıda 98-95 seviyeleri, yukarıda da 103 seviyeleri arasında dalgalanacaktır. 110 bekleyenler çok, oldukça yabancı banka raporlarında görüyorum. 110 iddialı bir seviye, çünkü artık oradan sonra da Japonya ekonomisi tehlikeye girmeye başlıyor. Borçlarını ödeyemez duruma geliyor. Hani paritenin çok yükselmesi de hoş bir şey değil. Her şey ayarında gitmeli. Zaten Merkez Bankası da 100 seviyesinin üstü benim için ideal demişti. İlk göreve başladığı zamanlarda banka başkanı. O yüzden 103 seviyeleri, 105 seviyeleri ideal seviyeler olacaktır. Önümüzdeki senede işte 98 ile 103-105 arasında bir dalgalanma bekliyorum. Bu arada telefon hattımızda Baki Atılal var. Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı. Hoş geldin yayına Baki. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi birkaç konu var. Öncelikle bugün Erdem Başçı'dan nasıl bir açıklama gelebilir? Kuru özellikle nasıl etkileyebilir? Ben Erdem Başçı'dan bugün yani piyasayı etkileyecek ciddi bir açıklama beklemiyorum. Çünkü haftaya zaten toplantı var. Ondan sonraki haftada 2014 para politikası ile ilgili konuşacak. Dolayısıyla bugün bence yumuşak, sözlü müdahale yapmaya çalışır ama pek etkisini görmüyoruz. Yani normal müdahalelerin de zaten etkisini görmüyoruz. Çünkü kontrol şu anda tamamıyla Fed'in tahvil alımı üzerine oldu. Bugün de işte sabah saatlerinde bütçe konusunda anlaşma olunca orada da bir hareketlilik olacaktır. Yani Bahçı bugün Gaziantep'te bence piyasayı ciddi derecede etkileyecek herhangi açıklamada bulunmayacak. Benim beklentim önemli. 2014 dolar yılı olur mu diye bugün konuşuyoruz. Dışarıda uluslararası piyasalarda doların değer kazandığını görür müyüz? Görsek dahi içeride hani artık Türk lirasında daha fazla değer kaybı olmayabilir gibi bir yorum da buradan çıkıyor stüdyoda konuşurken. Sen buna katılır mısın? Şöyle söyleyeyim, ben en fazla önümüzdeki sene doların 2.10-2.11, sepet bazlı konuşmuyorum zaten, 2.10-2.11 seviyesine yükselmesini bekliyorum. Birinci çeyrekte Euro tarafında ben bir litro olabilir beklentisine sahibim. Dolayısıyla dolar yılı bence 2014 dolar yılı olacaktır. Hem Fed'in tepeyinde hem de litro genişlemesi beklediğimden dolayı orada bir adım olursa net bir şekilde dolar yılı olur. Fakat burada biz kendimiz ne yapacağız? Önemli olan o, çünkü ortalama aylık 5 milyar dolarlık bir döviz bulmamız gerekiyor. Şirketlerin borçları da var. Bununla bir dengelenme, sıkılaştırma daha da artacaktır Merkez Bankası tarafından. Bunu ben para politikası kurulunun açıklamalarında da bekliyorum. Üzerine işte 24'deki toplantıda da. Orada ciddi bir sıkılaştırmayla beraber iç talebi etkilediğimiz zaman 2.11-2.12 seviyelerinde bir dengelenmeyle önümüzdeki yılı kapatırız beklentimiz. Baki Atılal, çok teşekkürler. Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı'ndan yorumlar aldık. Bizim her ay bulmamız gereken o finansman açığına dikkat çekiyor Baki Atılal da. Ve hani 2.10 seviyelerinde bir dengelenme, 17 Aralık'ta 24'ünde ciddi bir sıkılaşma bekliyorum diyor. Politika faizine dokunması anlamında siz bir şey bekliyor musunuz? Gerçi politika faizi değişti mi onu da bilmiyoruz şu anda. Türkiye açısından evet. 17'si hani Fed'den önce olacağı için ben hani agresif bir hareket yapmayacağını tahmin ediyorum. Yani bir miktar daha bir sonraki harekete kadar bence sözlü müdahale ve olasılıklar üzerinden belki biraz daha sıkı, hani bugün de girişte konuştuk, sözlü müdahale biraz daha sıkı duruş, eğer Fed'in havarışına göre yeniden bir konumlama, para politikasında biraz daha sıkı bir konumlama, kalıcı bir sıkı konumlama belki olabilir diye düşünüyorum. Hani 17'sinde o yüzden çok büyük bir beklentim yok. 24'ünde zaten para politikasını da açıklayacak. Merkez Bankası o anlamda bir daha önceden söylediği şeyler vardı. Hani bu anlamda daha netlik ne yapabilir ben bilmiyorum açıkçası. Likidite yönetimiyle ilgili daha netleştirebilir. Önümüzdeki yıl ile ilgili bir sinyal vermişti.
Hani şunu açıkçası hani girişte de birazcık ifade ettim. Fed'in parasal genişlemeden vazgeçtiği, artık 2015-16'da Fed'in faiz artırımlarının tartışıldığı bir 2014'e girerken bu kadar çoklu yapıda bir para politikasının ve enflasyon yüksek seyrederken çok kolay taşınamayacağını düşünüyorum. O yüzden bir miktar daha mesajların konsolide edilmesi ve faizlerin konsolide edilmesi gerekiyor gibi geliyor bana açıkçası. Devam edelim, bir parantez açalım. Dışarıda ciddi kar yağışı var. Yani bütün yurtta bugün bir kar yağışı olması bekleniyordu zaten. Gökhan'a buradan sabah hava durumu notlarını almıştık. Bir yol durumuna bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde Burak Özcan var karşımızda. Burak'ı daha fazla soğukta bekletmeyelim. Burak, nedir şu anda son durum? Berfu Güven, yaklaşık bir hafta öncesinde kar alarmı verilmişti İstanbul'da ve beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Biz şimdi Anadolu yakasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen girişindeyiz. Kameraman arkadaşım köprüye doğru size görüntüleri yansıtıyor. Yaklaşık yarım saat öncesine göre kar yağışının yavaşladığını söylemek mümkün. Yarım saat önce çok şiddetli bir kar yağışı vardı. Ancak o yağış şu an gözükmüyor. Zaman zaman yağış hızlanıyor. Görüş mesafesi bazen 100-200 metreye kadar azaldı oluyor. Şu an açık bir hava var, ancak yine yarım saat önce neredeyse 100-150 metreye kadar düşmüştü görüş mesafesi. Trafikte nasıl bir durum var? Normal günlerde de İstanbul trafiği bu saatlerde zaten kalabalık olur. Bugün olağanüstü bir durum olduğunu söylemek mümkün değil. Yine köprüde Anadolu Avrupa geçişinde bir yoğunluk var, ancak normal günlerdeki yoğunluktan çok da farklı değil. Bir hafta öncesinden kar alarmı verildi demiştik. Tabii İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi bazı hazırlıklar yaptı. Kar küreme araçları gece boyunca çalıştı. Tuzlama çalışmaları yapıldı. Köprü üzerinde herhangi bir olumsuz durum, bir aksilik yaşanmaması için solüsyonla buzlanmaya karşı önlem alındı. Trafiğin çok yoğun olmadığını, İstanbul şartlarına göre bu saatte normal bir trafik olduğunu bir kez daha söyleyelim. Kar yağışının da zaman zaman hızlanıp zaman zaman yavaşladığının bir kez daha altını çizelim. Berfu Güven. Burak Özcan, çok teşekkür ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet girişinde bize yol durumuna ilişkin notları aktardı. Sabah bilmiyorum siz rahat geldiniz herhalde, değil mi? Bir sıkıntı ben yoktu herhalde ama yollar açık aslında hani. Ama bazı bölgelerde özellikle kilit bir sıkıntı olabiliyor. Orayı açtığınız zaman sorun yok zaten. Sadece hani araçların hava koşullarına uygun olması herhalde önemli birazcık çıkan. Evet, kesinlikle. Kar lastiği konusu. Evet. Toplu taşımaya belki yönelmek lazım. Yani özel araçları almamak zaten en mantıklısı. Takip edeceğiz gelişmeleri. Yeni gelişmeleri oldukça izleyicilerimize aktaracağız ama eklemek istediğiniz var mı az önceki konuyla ilgili olarak? Şimdi bu Merkez Bankası Başkanımızı şunu söyleyeyim. Şimdi burada biliyorsunuz ana oyuncu FED. Ana oyuncu FED olduğu için hani bunu bir satranç olarak düşünürsek en iyi taşlar da onun elinde. Bizim diğer merkez bankaları başkanlarında olduğu gibi bizimkinin elinde sadece piyonlar var. FED'in yaptığı hamlelere göre hamleler yapmaya çalışıyor. Hani FED şah derse o mattan kurtulmaya çalışıyor sadece. Hani bu yerde Erdem Başçı çok sertleştirmemek lazım. Dediğim gibi ana oyuncu FED olduğu için o da hareketlerini ona uyarlayıp en iyi şekilde ekonomiyi yönetmeye çalışıyorlar. Kendisi de çok iyi bir ekonomist ama dediğim gibi burada FED'in yapacağı hamleye göre kendisi de bir hamle yapacaktır. Onun öncesi sadece sözlü müdahaleler gelir diye bekliyorum. Hani çok kalıcı, hani faiz oranında bir değişiklik vesaire kesinlikle beklemiyorum. Sadece FED'in yaptığı hamleye göre biz de kendimizi uyarlayacağız. Bugün biz Mustafa Aşkın'la konuştuk. Mustafa Aşkın finansal stratejist ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda. Bir dinleyelim onun yorumlarını da. 18'inde FED'in toplantısı var. Ondan önce belki Sayın Bahçan'ın bazı açıklamaları olabilir. Fakat bu açıklamaların çok keskin olacak kanaatinde değilim. Daha çok önümüzdeki döneme 2014'e yönelik planlarıyla ilgili açıklamalar yapacak. Belki de şöyle bir yola da girebilir. Geçtiğimiz yıllarda yıl içine özellikle hem bizim Merkez Bankası hem de Avrupa'daki, Amerika'daki merkez bankaları için şöyle bir eleştiri vardı. Yeterince açık bilgilendirme yapılmıyor diye. Belki daha önce yaptığı bazı finansal uygulamaları, para politikalarını daha net bir şekilde açıklamaya yönelik bir tutum içinde olabilir. Belki bu politika değişikliği bile piyasada olumlu algılanabilir. Bence artık bir merkez bankası dahil tüm merkez bankalarında böyle bir dönüşüm süreci olacak. O nedenle Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının biraz daha şeffaf ve berrak olduğu bir döneme giriyoruz gibi geliyor bana.
Evet, Mustafa Aşkın'ın yorumları da bu şekilde. Bu arada piyasalar açısından altın ve petroldeki harekete bence bakmakta fayda var. Petrol bizim açımızdan zaten son derece önemli, yakından izlediğimiz bir başlık. Sengül Hanım'dan cari açık açısından bir yorum alırız ama petrolle başlayalım mı? Petrolde Amerikan hamla Brent arasındaki fark 10 dolara kadar düştü. Evet. Yani bu 5 haftadır görmediğimiz bir durumdu. Evet. Bu ne anlama geliyor, bu aradaki farkın kapanıyor oluşu? Daha önce Eylül ayında değil mi çok birbirine yaklaştığı evet, bir dönem evet, görmüştük galiba. Şimdi burada biz de çok soru alıyoruz gerçekten, özellikle bu spread konusunda, aradaki fark konusunda. Bunun özellikle daralmanın nedenini hemen konuşalım. Burada WTI dediğimiz petrolde ABD stoklarının 11 haftadan beri ilk defa azaldığını gördük geçtiğimiz hafta. Peşinden bu hafta da bir azalma bekleniyor. Bununla beraber tabii stoklar ödediği için talepteki canlanmayla birlikte WTI'de yukarı yönlü bir hareket gördük, sert bir hareket gördük. WTI yükselirken Brent'te tam tersi aşağı yönlü bir hareket gördük. Bunun da nedeni Libya'daki uzun süredir devam eden sorunların, özellikle Kaddafi gittikten sonra oradaki kabileler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Libya'da petrol sevkiyatı durma noktasına gelmişti ki bu süreç içinde 7 milyar dolarlık bir kayıp olduğu söyleniyor Libya'nın. Bu petrolün sonuçta yapılan anlaşmayla beraber 15 Aralık sonrası yeniden piyasalara döneceği söyleniyor. Brent'teki tabii o arzın artması, WTI'de talebin artmasıyla bir yakınlaşma oldu. Spread'in daralması bundan kaynaklandı. Şu anda Amerikan ham grafiği değil mi bu? 6 haftanın zirvesinde bir hareket. Evet. Şimdi burada yine geçtiğimiz günlerden başlayarak bir özetleyelim. Burada günlük grafik var önümüzde. Tabii burada malum Amerikan doları petrol dolar üstünden fiyatlandığı için dolardaki hareketler birebir yansıyor. Yine aynı şekilde dolarda yaşanan gerginlik, dolarda yaşanan sert hareketler, peşinden Suriye'de bir savaş ihtimalinin gündeme gelmesiyle yukarıları görmüştük. Oradan Suriye'deki barışçıl çözüm ve ABD verilerinin olumsuz gelmesi, ki burada ABD'ye özellikle değinmek istiyorum. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve petrol talebinin yaklaşık %21'i, yani global üretiminin yaklaşık %21'i sadece ABD tarafından tüketiliyor. Gerçekten büyük bir oyuncu. Bu yüzden oradan gelen veriler birebir etkiliyor petrolü. Oradan gelen veriler ve son ABD verilerinin düzelmesiyle beraber yeniden yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Ayrıca dediğim gibi petrol stoklarının azalması da burada yukarı yönlü bir hareket yarattı. Bundan sonra nasıl bir hareket bekliyoruz? Burada bir OPEC raporu açıklandı dün. Ben ondan kısa kısa notlar aktarmak istiyorum. OPEC malum günlük üretimini 30 milyon varil üst limitte tutmuştu. Ama burada günlük üretimin düştüğünü görüyoruz. Mayıs 11'den beri en düşük düzeyine ulaşmış ki 29.63 milyon varile denk geliyor bu. Geçen ay 29.83 milyon varildi. Burada bir azalma var. Tabii petrol fiyatlarındaki düşüşe OPEC hemen tepki veriyor burada. Malum bu düşüş onların karlılığını etkiliyor çünkü. Onun dışında değişik ilginç çıkarımlar var. OPEC önümüzdeki sene spread'in daha da azalmasını bekliyor. Özellikle Amerika'da bu Golf kıyısındaki petrol boratlarının devreye girmesiyle. Onun dışında global üretimin, dünyada global üretimin günlük 1 milyon varil artmasıyla günlük olarak 90.84, yaklaşık 91 milyon varile ulaşmasını bekliyor. Ve diğer bir önemli not da OPEC dışı üretiminde günlük 55 milyon varile yükselmesi bekleniyormuş önümüzdeki sene için. Özellikle ABD'de artacak üretimle beraber. Şimdi bütün bunlar üretimin artması petrol fiyatlarını aşağı çekecek bir hareket yapacaktır. Ama burada diğer Amerika ve Çin, Çin'de %11'ini tüketiyor dünya petrol üretiminin. Gelen veriler çok önemli ki Çin'den son açıklanan veriler oldukça iyiydi. ISM verisi, perakende satışları, endüstri. Çok az beklentinin altına gelmesine rağmen güçlü veriler geldi. Amerika ve Çin'in iyi veriler geldiği sürece Orta Doğu'da bu her zaman alışık olduğumuz gerilim artmasa bile petrol fiyatlarının belli düzenin üstüne kalmasını ben bekliyorum. Özellikle OPEC'in de hiçbir zaman artık o 40-50 dolarların altına gitmesi görülmeyecektir. Çünkü 90 doların altına geldiği an, yaklaştığı an hemen açıklamalar gelmeye başlıyor. Bizim bu merkez bankalarından gördüğümüz sözlü müdahaleler tarzı. Artık petrol üretimini kısacağız biz de galiba diye. Bu da mümkün. Yani 12 üyeli evet, Suudi Arabistan Başkanlığı'nda OPEC. Burada üretimler azalmaya gidebilirler önümüzdeki sene özellikle. Talebin artması bunu geciktirecektir belki ama özellikle fiyatların düşmesi, karlılığın düşmesi anında OPEC'in tepki vermesi neden olacaktır ve 90 doların üstüne ben seyretmesini bekliyorum petrol fiyatlarına. Şimdi petrol ilginç tabii. Bu sene Amerikan ham petrolüne %7 yükseliş olmuş. Brent'te %1'lik bir düşüş var. Makas daraldı, evet, birbirine çok yaklaşıyor. Biz tabii Brent'i baz alıyoruz değil mi Sengül Hanım? Evet, o yüzden doğru, biz Brent'i bakıyoruz. Brent'te de 3 yıldır 100 doların üzerinde bir seyir var. Yani tarihte hiç daha önce böyle bir şey olmamış. Ve uzmanlara soruyorsunuz 50-60 dolarları artık unutun diyorlar. Yani o seviyeler olmasa da biraz daha buradan geri dönüş beklentisi de var gibi. Bu bizi nasıl etkiler? Hiç şüphesiz olumlu. Evet, çok olumlu olur kesinlikle. Çünkü enerji hem
enflasyon cephesinde hem cari açık cephesinde bizim için önemli. Hani enflasyonda kur da önemli tabii ama sonuçta cari açık açısından çok önemli. Fakat yani şu ana kadar son 1-2 yıldır gördüğümüz seyir birazcık o geri çekilme olasılığının en azından çok yani 2014 için pek gündemde olmayabileceğini işaret ediyor. Yani bu sıkışmış aralık 100-110 arasındaki dalgalı seyir bir miktar işte bu Çin'den gelen verilerin de etkisine bağlı olarak sanki 2014'te de devam edebilecek gibi evet. bir şey var. O da hani Türkiye'nin genel görünüm açısından da biraz nötr bir petrol etkisi. Yani o resmi bozmayan, yani resmin temel değer belirleyicileri etkili olacak petrol çok büyük bir sapma yaratma ihtimali yokmuş gibi gözüküyor 2014'te bence. Hı. Bir araya gidiyoruz yine. Aradan sonra devam edeceğiz. Altın konuşamadık. 2013'ün kaybedeni altın. Evet. Yani 2013'te kaybeden altından 2014'te kazanır mı? Bu soru var. Bir de son 5 yılın enflasyon, cari açık ve büyüme hikayesine bir bakmakta fayda var. Önümüzdeki dönem için bize nasıl bir yol gösteriyor? Kısacık bir... Aydın, bugün 11 Aralık Çarşamba. Ben Berfu Güven. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Geri sayımda son 1 saate girdik. Bu bölümde ekonomi Sengül Dağdeviren'le birlikteyiz. Ve bugün Mustafa Gözeler bizimle birlikte. FX TCR araştırma yönetmeni kendisi. Piyasaları konuşuyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. 2014 dolar yılı olabilir mi diye biz söze başlamıştık. Bu konuyla ilgili olarak bugün yorumlar aldık ve Mustafa Aşkın'ın bir yorumu var. Özetle Mustafa Aşkın aslında 2014'te dolarda TL'ye karşı bu yılki kadar bir değerlenme beklemiyorum ancak dolar Euro'ya karşı değer kazanacaktır 2014'te dedi. Merkez Bankası Başkanı bugün konuşacak ve daha önceki politikalarını açıklamaya dönük bazı mesajlar verebilir dedi Mustafa Aşkın. Ekonomist Ozan Çağrı Gazetürk'le konuştuk. Bugün başçıdan merkezin sıkı duruşunu koruyacağına dönük bir mesaj bekliyorum dedi. Ve 2014'te yumuşak karnımız, cari açık ve enflasyon olacaktır. Büyümede sıkıntı beklemiyorum mesajı verdi. Geçen son bir saatte Sengül Dağdeviren'den bir yorum aldık. Şimdiye kadarki sıkı duruşu kurda etkili olamadı Merkez Bankası'nın. Bugün bir sözlü müdahale gelebilir yorumunu yaptı. Ve Mustafa Gözeler başçının 1.92 konusunda piyasaya bir açıklama borçlu olduğunu düşünüyorum şeklinde bir ifade kullandı. Biz konuşmayı sürdüreceğiz. Lütfen bu konularda siz de bize yorumlarınızı gönderin. Piyasaların odağında da genel olarak ne var dışarıda diye baktığımızda Amerika'nın bütçe konusunda anlaşmış olduğunu görüyoruz. Ama hala onay süreçleri tabii olacak. Borç tavanı konusu bir sorun olarak duruyor Amerika'nın kucağında. Walker kuralı onaylandı ama yürürlük tarihi bir yıl ertelendi. Temmuz 2015 olarak belirlendi. Piyasalarda şimdilik bir Fed korkusu yok gibi. Amerikan faizinde bir gevşeme var. Borsalarda kar satışı boyutunda satışlar görüyoruz. Borsa İstanbul'da 71.000-76.000 bandını izliyoruz. Faiz içeride hem gösterge hem 10 yıllık düşüyor. Dolar TL merkezin adımlarına rağmen ikilin üzerinde direniyor ve bugün Erdem Başçı'nın mesajları saat 10'dan itibaren piyasalarda izlenecek. Haber özetlerinden sonra devam edeceğiz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, meclisteki bütçe sunumunda küresel ekonominin önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği 4 önemli riske dikkat çekti. Şimşek, genişletici para politikasından çıkışın iyi yönetilememesi, gelişmiş ülkelerdeki mali sorunlar ve iç talebin büyümeyi sınırlaması, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin daha da zayıflaması ve jeopolitik gerginliklerin tırmanmasının önemli riskler olduğunu vurguladı. Ekim ayı ödemeler dengesi rakamları bugün açıklanacak. CNBC anketine katılan 17 ekonomist Ekim'de 2,9 milyar dolar açık bekliyor. 16 ekonomistin 2013 sonu cari açık beklentisi 60,4 milyar dolar seviyesinde. Senato'nun Bütçe Komitesi Başkanı Patty Murray ve Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi Başkanı Paul Ryan, Türkiye saatiyle bir sularında gelecek 2 yıl için yılda 85 milyar dolarlık harcamaya izin veren bir bütçe taslağı üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Böylece Amerika'da hükümetin yılbaşında kepenk kapatma riski ortadan kaldırıldı. Wall Street'in korkulu rüyası Walker kuralı Amerikalı 5 finansal otorite tarafından onaylandı. Adını eski Fed başkanlarından Paul Volcker'dan alan kural, bankaların al-sat işlemlerinde spekülatif kar değil, piyasa riskine karşı koruma amaçlı oldukları veya müşteriler adına yapıldıklarına dair ispatı şart koşuyor. Walker kuralı Temmuz 2015'te yürürlüğe girecek.
Kar yağışı ve fırtına kara, hava ve deniz ulaşımını aksatıyor. İstanbul'dan 11 ile uçak seferleri karşılıklı iptal edildi. Türk Hava Yolları'nın açıklamasında 22 seferin iptal edildiği bildirildi. Yolcuların Türk Hava Yolları çağrı merkezinden veya internet sitesinden bilgi alması isteniyor. Deniz ulaşımında da sefer iptalleri var. İDO'nun saat 7.30'daki Bandırma Yeni Kapı Bostancı Deniz Otobüsü seferi yapılamadı. Saat 18.30'daki Bandırma Yeni Kapı Hızlı Feribot seferi iptal edildi. Bursa Deniz Otobüslerinin de sabah Mudanya Kabataş seferi yapılamadı. Bu bölümde son bir saate girerken geri sayımda ekonomi Sengül Dağdeviren'le birlikteyiz. Bir kez daha hatırlatalım. Sengül Hanım aynı zamanda 4D Ekonomi Yönetim Danışmanlığı yönetici ortağı ve Mustafa Gözeler'le devam ediyoruz. FX TCR Araştırma Yönetmeni kendisi. Aslında ilk bölümde biraz Erdem Başçı'dan ne mesaj gelebilir diye konuştuk. Bir sözlü müdahale bekliyorsunuz Sengül Hanım. Evet, yani bir mesaj gerekli olabileceğini düşünüyorum. Kalıcı olur mu etkisi piyasada kur üzerinde? O tabii soru işareti. Soru işareti, doğru. Siz de benzer bir şey söylediniz. Ben de aynı şekilde. Artı bu 1.92 konusunun biraz daha aydınlanmasını bekliyorum. Özellikle dün Zafer Çağlayan'dan gelen hamle sonrası. Belki Sayın Erdem Başçı da kendisine en azından açıklayacaktır. 1.92 neden dedim, tutar mı tutmaz mı konusunda, evet. Belki yeni bir açıklama. Bir de 2014 dolar yılı olur mu? Yani herkes kuru çok merak ediyor bu dönemde. 2014 hazırlıkları yapılırken Türk lirasında böyle ekstra bir değer kaybı beklemiyorum diyorsunuz Sayın. Evet. Hatta bir miktar değerlenme olabilir ama euro dolar paritesinde düşüş ihtimali daha yüksek gördüğüm için burada hani TL'nin kazanımının daha çok euro karşısında olabileceğini hani düşünüyorum. Dolayısıyla dolar TL'de çok sert düşüşler açıkçası beklemiyorum. Eğer euro dolar konusundaki öngörümüz hani gerçekleşirse tabii orada euro dolar her şeyi belirleyecek, evet. Gibi gözüküyor. TL aksi takdirde bir değerlenme potansiyeli taşıyor. Şu anda üzerimizde ciddi anlamda bir Fed belirsizliğinin yarattığı baskı var. İç dinamiklerimiz de önemli. Enflasyon hani o anlamda belki bizim kur baskımız açısından bence önemli olacak. Orada bir kısır döngü riski oluşmuş durumda diye düşünüyorum. Oralarda ama çok büyük olağanüstü sürprizler, ne kötü sürprizler yaşamazsak eğer bir miktar değerlenebilir TL önümüzdeki yıl. Euro dolar belirleyici dedik. Orada da 1.38 test ediliyor ama aşağıya doğru hareketin özellikle önümüzdeki hafta 18 Aralık Fed toplantısında bir karar alınırsa başlama ihtimali var diyorsunuz. Evet. Yani orada 1.38 zirvemiz ve oradan sonra trendin aşağıya yukarı devam etmesi için bir hikaye lazım piyasaya. Bu piyasada aşağı yönlü gözüküyor. Çünkü Fed'in parasal genişlemeyi azaltmaya başlaması, doların artık en azından öngörülebilir vadede değerleneceği anlamına geliyor. Diğer para birimleri karşısında da böyle, sadece euro karşısında değil. O yüzden aşağı yönlü bir trend başlamasını oradan bekliyorum ben. Çünkü geçen hafta tarımcı sistem sonrası bekliyorduk. Orada yaşanmadı. Çok anlık bir hareket oldu. Biraz daha yukarı yönlü bir hareket var. 1.38'i istiyor piyasa, bu görülüyor. Ama ondan sonra da hikayemiz aşağıya dönecek. Şimdi son bir saatte ne konuştuk? Böyle kısacık bir özetini yapmış olduk, evet. Böylece. Konuşmadığımız altın var. Ki altın herkesin en çok merak ettiği. 2013'ün kaybedeni. 2013'te altından para kaybeden 2014'te kazanır mı? Şimdi şöyle, pek kazanmasını beklemiyorum. Hani bir grafiğimiz var, bilmiyorum ekranı alma şansımız var mı? Hani grafiğine baktığımız zaman da altındaki düşüşlerden yukarı yönlü çıkışların hep çok kısa ve küçük trendler şeklinde olduğunu görüyoruz. Bundan bir önce 1200 seviyesini görmüş, 1200 seviyesinin altını görmüştük, 1180 seviyeleri. Orada hemen bir hikaye çıkarıldı piyasaya. Nedir işte, altın fiziki maliyetinin altına düştü vesaire. Tabi bu fiziki maliyet konusu biraz ilginç. Tam net olarak açıklanmış bir fiyat yok herhangi bir ülkede vesaire. Güney Afrika'da bunun 1200 dolarlar olduğu söyleniyor. İşte Rusya'da daha düşük olduğu söyleniyor. Buradan gelen fiziki maliyetler altını bir miktar taşıdı ama hiçbir zaman kalıcı yukarı yönlü bir trend başlatamadı. Yukarıdan yeniden döndük. İşte bu Suriye tansiyonu düşmesi, ABD'de istihdamın güçlenmesi ve tarım parasal genişlemin azaltma ihtimalinin artmasıyla beraber. Şimdi altın gerçekten bizim de aldığımız en çok soru. Altın, bu kadar altın aldık, ne zaman değer kazanacak? Çünkü inanılmaz bir fiziki talep var gerçekten. Ama bu altını yukarı taşıma yetmiyor çünkü büyük fonlar altına girmiyor. Malum bu 1930'lardan beri yaşadığımız düşüş. Zaten büyük fonların satması, hatta çok iyi hatırlıyorum George Soros'un ben altınlarımı sattım demesiyle başlamıştı. Büyük fonlar zaten ellerindeki altın neredeyse tamamını çıkardılar. Peki ne zaman almaya başlayacaklar? Altın malum enflasyona karşı bir silah. Hı hı. Ama ortada enflasyon mu yok, tam tersi deflasyon var. O yüzden de büyük fonların altına girmesi için bir sebep yok.
ne zaman yükselecek? İnsanların bu enflasyonu takip etmesi lazım. Hala Avrupa'da deflasyon korkuları sürerken işte ABD'de bu kadar para basılmış olmasına rağmen %1 enflasyon var. Gerçekten çok ilginç. Bu durumda kimsenin altını alması için bir sebep yok. Ama çok uzun vadeli düşünenler, hani bunu yastık altında değerlendirmeyi düşünenler tabiri caizse altın bu fiyatlardan alabilirler. Çünkü daha da düşmesini beklemiyorum. Belli bir tabana oturdu zaten. Ama para kazanma ihtimalini 2015'ten sonrasına kalabilir. Hani enflasyonu görmemiz lazım. Buna karşı merkez bankalarının artık faiz arttırmaya mecbur kalıyor olması lazım ki altında bir hareket görelim, büyük fonlar alıma gitsin. 2014 değil de 2015 altın yılı olabilir mi? Şimdi 2014'te aslında enflasyon konusunu bazı gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere konuşacağız. Yani 2014'ün yumuşak karnı bu haliyle enflasyon olabilir yani bizim açımızdan. Öyle dediniz. Olabilir. Ama dışarıda yani daha gelişmiş ülkeler için enflasyon 2015'e mi kaldı? Yani altınla ilişkilendirerek. Evet, gelişmiş ekonomiler çerçevesinde düşündüğümüz zaman orada bir enflasyon baskısından söz edemeyiz. Yani hani Amerika tarafında hani tam tersi bir iki önceki veri biraz daha hatta deflasyon evet. tarafında yer almıştı. Hani Japonya'nın keza konuştuk çabaları sayesinde bir miktar pozitif enflasyon gündeme geldi. Ama gelişmiş ekonomilerde enflasyon sorunu kesinlikle yok. Evet. Gelişmekte olan ülkelerde de artık tamamen büyük bir set halinde değil, belli ülkelerin problemi var. Yani bizim mesela enflasyonla ilgili sıkıntımız var. Brezilya'nın var, Endonezya'nın var, işte Hindistan'ın var vesaire. Evet. Dolayısıyla evet. bazı ekonomilerin sorunu var. Bu da hani o bazı ekonomilerin kendi bazılıklarına yönelik güveni sağlayıcı bir şekilde daha güçlü durmalarını gerektirebilir. Aksi takdirde yani kesinlikle yani küresel ölçekte bir enflasyon hala önlerde yer alan bir kaygı değil kesinlikle. O da 2014 içinde bence bu geçerli olacak. Hala büyümede bir ivmelenmeden bahsediyoruz ama herkesin kafasında bence gündemde hala büyümedeki riskler. Yani büyüme daha kötü olur mu korkuları bence biraz daha ön planda. 2014'te de bu böyle kalabilir gibi gözüküyor. Şimdi izleyicilerimizden sterlin dolar soruluyor. 1.67 hedefine doğru mu gidiyoruz orada? Şimdi İngiltere'ye dair baktığımız zaman bir merkez bankası değişikliği var. Evet. Orada biraz daha odak bankalardan KOBİ'lere dönük adımlara yönelebilir. Bu olumlu bir hava mı yaratıyor? Sterlin biraz daha değer kazanabilir mi? Şimdi hemen biraz geriden alayım sizin de yaptığınız gibi. Mervyn King vardı orada merkez bankası başkanı olarak. Kriz döneminde oydu. Biraz şanssız bir dönemde başkanlık yaptı gerçekten. Çeşitli önlemleri aldılar, neydi? Parasal genişlemeye gittiler. 375 milyar dolarlık ama İngiltere'nin başı bu enflasyondan bir türlü kurtulamadı. Orada %3'lük bir enflasyon vardı uzun süre. Ve bu kriz döneminin büyük çoğunluğunda zaten negatif büyüyerek geçirdiler. Şimdi sıkıntı burada şu. %2.2'ye indi orada enflasyon. Bu Merkez Bankası'na biraz hareket etme alanı sağladı. Temmuz ayında da Mark Carney'in daha önceki Kanada Merkez Bankası Başkanı'nın oraya gelmesiyle birlikte yeni de hamlelere başladılar. Fed tarzı bir forward guiding uygulamasına gidildi. Nedir? Mark Carney göreve geldiği sırada %7.8'lik bir işsizlik oranı vardı. Ve Merkez Bankası dedi ki bu oran %7'ye inene kadar bir %0.5 düzeyindeki politika faizini biz koruyacağız dedi. Şimdi öyle bir piyasaya bir yön verilmeye çalışıldı ve bunda çalıştığını görüyoruz. En azından PMI verileri iyi geliyor. Perakende satışlarda belli bir artış var. Bir toparlanma var ve Euro bölgesine rağmen bir toparlanma var. Tabii burada İngiltere'nin ilginç konumu ona bir avantaj sağlıyor. O da nedir? İngiltere biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde ama Euro bölgesi içinde değil. Dolayısıyla bir İtalya ile Yunanistan sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Hı hı. Bu da İngiltere'ye olumlu yansıyor. Ama Euro bölgesi kötü gitmeye devam ederse ki en büyük ticaret partnerleri, İngiltere'de çok yüksek bir iyileşme beklemiyorum. En azından Avrupa bölgesinden daha önce toparlanacaktır. Ama Avrupa Birliği böyle kötü gitmeye devam ederse Euro bölgesi, İngiltere'de bunu aşağı çekmeye yeniden başlayacaktır. Ama Euro bölgesine göre daha iyi. O nedenle de Euro Pound paritesinde ben aşağı yönlü bir hareket bekliyorum. Yani Pound'un değer kazanmasını bekliyorum Euro'ya karşı. İzleyicilerimizden sorular var. Bir altın sorusu gelmiş. Kayhan Konur, 2014 yükseliş yılı olur mu? Hangi seviyeyi görürsek altın alalım demiş. Şimdi burada vade önemli. Hani kısa vadeli giriş çıkışlar çok oluyor gerçekten. Aşağıda 1180 seviyesi kullanılabilir bunun için, kısa vadeli yatırım için. Ama biraz önce söylediğim tekrarlayacağım. Uzun vadeli yatırım düşünüyorsa, eğer bu işten gerçekten para kazanmak istiyorlarsa, alıp tutmaları eğer vadede kendilerine uyuyorsa, yani 2015'i beklemeleri gerekecek. O yüzden altın sıcak bir yatırım aracı olmayabilir onlar için. Hı hı. Bir soru gelmiş Fatih Bey'den e-posta. Diyor ki enflasyon konusunda kırılganlığımız negatif ayrışma yaratır mı 2014'te? Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede gerekli adımları zamanında attığını düşünüyor musunuz diye sormuş. Aslında bu en çok gelen sorulardan biri. Yani dezenflasyon sürecine bu geçildiğinden beri aslında
bir yıl hariç galiba tutturulamadı değil mi enflasyon hedefi? Enflasyon hedeflemesine geçildiğinden beri. Öyle de bir sıkıntı var. Bu haliyle 2014'te madem yumuşak karnımız enflasyon, ne bekliyorsunuz? Kesinlikle yani sonuçta sonuca baktığımız zaman hedefin tutturamadığı o 6-7 civarındaki aşamanın bir türlü kırılamadı. Evet kırıldı ama çok kalıcı olmadı. Böyle bir enflasyon görünümü henüz Türkiye'de aslında belki yapısal nedenleri de o noktada önemli ama ve kurla olan ilişki, beklenti yönetimi, bence enflasyon beklentinin kura çok duyarlı olması, keza yani enflasyon sepeti içerisinde tüfe altında kira artışlarının kurla beraber ciddi yükselmeye başladığını gördük. Yani aslında hani bu enflasyonla mücadele ciddi kazanım sağlanan alanlardan birisiydi ama kiralar ciddi anlamda yükselmeye başladı. Yani 4'lere kadar düşmüş yıllık kira enflasyonu işte 6'nın üzerine çıkmış durumda şu anda. Dolayısıyla hani kurdaki oynaklık vesaire bir miktar sonuca baktığımızda orada başarılı olmadığımızı görüyoruz. Yani diğer gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırdığımızda orada yapılması gereken var. Tabii şu da bir tartışma konusu. Yani Türkiye'de maliyet biliyorsunuz her ekonomi politikasının bir avantajı, bir sonra dezavantajı ya da bir maliyeti, bir kazanımı var. Burada tercihler söz konusu. 2007 sonrası hızlı büyümenin ardından yaşadığımız o finansal kriz süreci küresel ekonomi açısından değerlendirdiğimizde henüz tamamlanmadı. Süreci, iyileşme süreci tamamlanmadı. Hani böyle bir konjonktürde geçerken öncelikle büyümeye odaklı bir politikanın tercih edilmesi, arkasından hani enflasyonun belki cari açığın, finansal istikrarın gündeme gelmesi, yani enflasyonun biraz gerilerde kalması belki de çok eleştirilebilecek bir konuda olmayabilir. Ama daha o uzun vadede, yani hani 1-2 yılın içerisinde değil ama daha uzun vadede bu noktada Türkiye'nin bir kazanım sağlaması gerekiyor. Yani Türkiye'nin cari açık ne kadar yapısal bir sorunsa enflasyon da bence o derece yapısal bir sorun. Evet. Yani çünkü kurun istikrarı ciddi anlamda fiyat istikrarına bağlı. Yani fiyat istikrarı olmadan siz kurunuzu ne politik uygulamaya çalışırsanız çalışın en de gelinde bir sağlayamazsınız. Yani her zaman bir saldırı, özellikle bizim gibi bir ekonomiden bahsediyorum. Bizim gibi bir ekonomi derken de dış finansmana muhtaç bir ekonomiden bahsediyorum. Evet. Yani fiyat istikrarı her zaman bir bahane olacaktır ki temel belirleyicisi odur. Orada bir kazanım ihtiyacımız var. Çok da kolay olmayacakmış gibi gözüküyor. O yüzden ben de hani ısrarla 2014'te bizim finans piyasalarımız kötü performans bence göstermeyecek. Ama ortalama gelişmekte olan ekonomilere göre daha iyi performans göstermemizi bir miktar enflasyon geride yani tutacak, sınırlandıracak diye düşünüyorum. Evet. Yasemin Hanım bir e-posta atmış. 2014'te büyüme hız kesecekse, işte petrolle yatay kalacaksa o zaman cari açık ve kur konusunda daha rahat bir yıl geçirebilir miyiz diye sormuş. Buradan aslında biraz hani 2014 beklentilerinizi de genel olarak alabiliriz. Özetle hani ne yılı olur 2014? Dolar yılı olabilir mi? Evet olabilir. Evet. Yorumu öne çıktı. Bunun dışında özellikle 2014 için dikkat çekeceğiniz noktalar neler olur? 2014'te ben dediğim gibi cari açık konusunda yeniden bir yükselme bekliyorum. Artı enflasyonda da bir canlanma. Tamamen tabii TL'deki değer kaybına bağlıyorum. Yani TL'deki değer kaybına öte dolar ve eurodaki, dolardaki özellikle daha güçlü toparlanma ile birlikte. Hani büyüme kesinlikle katılıyorum. Büyük bir sorunumuz olmayacaktır. Sonuçta başka bir şekillerde de büyüyebiliyoruz. Yani ithalata bağlı olarak vesaire. Ama onun yansımasını görmüyoruz. Çünkü bir yerde ihracatımız artıyor ama ihracata bağlı olarak yarı mamullerimiz, yarı mamul ithalatı artıyor, ham maddi ithalatı artıyor. Dolayısıyla bunun refah olarak yansımasını biz maalesef göremiyoruz. O yüzden büyümede bir sıkıntı görmeyeceğiz ama diğer taraflarda sıkıntılı bir süreç bekliyorum. Hani borsamız belki çok sert düşüşler göstermeyebilir diğer ülkelere nazaran, gelişmekte olan ülkelere nazaran. Ama onun dışında enflasyon ve cari açık başımıza bela olacak bence. Sevgili Hanım siz ne dersiniz? Yani genel hatlarıyla 2014 beklentisi de almış olalım sizden. Çünkü 2014'ü geri sayıyoruz artık. Yani yılın hani büyümesini bu yıl 4'e yaklaşan bir seviyede tamamladığımız beklentisi dahilinde önümüzdeki yılı 4.5'e yaklaşan bir ekonomik büyüme Türkiye için hani hem cazip aslında göreli olarak diğer gelişmekte ülkeler arasında ciddi bir avantaj sağlayan iyi de bir büyüme olacakmış gibi gözüküyor. Tercih edilebileceğini düşünüyorum. Daha hızlı bir büyüme de aslında sağlanabilir ama cari açıkta yaratacağı risk nedeniyle tercih edilmemesi Türkiye için bir avantaj. Cari açık açısından hani seyri hakikaten kestirmek çok kolay değil. Türk lirasının çok da aşırı değer kaybettiği bir dönemde tüketim malları ithalat kalemi içerisindeki payının göreli arttığını görebildiğimiz bir ekonomide yaşıyoruz biz. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde bence Türkiye'nin en büyük başarısı ben olabileceğini düşünüyorum. 7-7,5 arasında gayri safi yurt içi hasılaya oranla bir cari açıkta tutunursa eğer Türkiye ekonomisi enerji
enerji fiyatlarında da hani enerji tarafında çok resmin değişmediği bir senaryo dahilinde bence kredibilitemiz açısından çok büyük bir zarar görecek bir yerde değiliz. Ama bizi iyi bir yere taşıyacak bir senaryo, yani finans piyasalarının performansı açısından bizi ayrıştıracak bir yerde değil. O yüzden hani biraz önce de ortalamaya yakın bir performans sergileme ihtimalimiz var. Finans piyasalar açısından daha yani kötü olursa da özellikle faiz ve kur cephesinde enflasyona bakacaktır ama cari açık bence kalabilir bu düzeylerde, yani 7,5 arasında kalabilir, çok büyük bir kırılganlık olmayabilir diye düşünüyorum. Şunu da belki son bir cümle, Türkiye'de büyümenin belirleyicisi sermaye akımları. Yani Türkiye çünkü dış finansmanla büyüyen bir ekonomi. Sermaye akımları ne kadar güçlüyse o ekonomi, bizim ekonomimiz o kadar hızlı büyüyebiliyor. Fakat bu sermaye akımlarını artık 2009 krizi sonrasında finansal istikrar bakışıyla yönetildiğini de görüyoruz biz. Ülkede Merkez Bankası veya diğer regülasyonları da sayabilirsiniz. Merkez Bankası'nın özellikle rezerv politikası sermaye akımlarının karşısında bir kontrol noktası olarak duruyor. Ne yapıyor? Rezerv biriktirmeyi arttırarak sermaye kaynağı akan, reel ekonomiye akan kaynağı yönetiyor. Dolayısıyla 2012 yılında aslında çok ciddi sermaye girişi olmasına rağmen merkez ciddi anlamda rezerv biriktirdiği için Türkiye ekonomisine akan kaynakla beraber ekonomide ciddi bir soğuma yaratıldı. 2013'te tam tersi, hem sermaye girişi güçlendi hem de Merkez Bankası'nın rezerv birikimi konusunda biraz daha tam da bir soru var. Mehmet Bey diyor ki Merkez Bankası'nın bilançosundaki rezervlerimizin cari açığı karşılama durumu nedir diye bir soru atmış. Mehmet Kepez bir e-posta göndermiş. 133 altın dahil 133 civarında bir rezervimiz var. 114 döviz cinsinden rezervimiz. Dış cari açımızda 60 milyar civarında olması beklendiği zaman ciddi anlamda bir karşılama var. Ama hani bunu genelde cari açığı karşılama olarak değil de yükümlülükler, ödeme yükümlülüklerimizi karşılama olarak bakmak lazım. En son Eylül verisi vardı Merkez Bankası'nın 12 ayda vadesi dolacak dış borcumuzun ne kadarını karşılıyor diye baktığınızda bu offshore dediğimiz yurt dışı şeyleri, onlar iki defa sayılmış oluyor. Onları dışarıda bakıyorsun, %80'ler civarında bir rezerv karşılama oranımız var. Yani özür dilerim, %100'ün üzerinde offshore dahil olduğunda %80'lerin civarında bir karşılamamız. Dolayısıyla rahat. Yani Türkiye, şunu hemen tamamlamaya çalışayım. Türkiye dış borç ödeme yükümlülükleri nedeniyle bir krize, bir darboğaza girme ihtimalle karşı karşıya değil. Rezervlerimizin gerçekten ciddi anlamda güçlendiği bir dönemin de bulunuyoruz bugün itibariyle. Türkiye'yi dolayısıyla ödemeler dengesi için sadece dış kredi kanalları bozabilir. Yani kredi şoku, yurt dışında yaşanacak kredi şoku bizi etkiler. Sonuç olarak da bizim büyümemiz, bence sermaye akımları konusunda çok kötümser olmaya kesinlikle gerek yok. Önümüzdeki dönemde evet bir miktar hani uluslararası finans birliği bir miktar sermaye akımlarının azalacağını söyledi ama bu yılda azalacağını söylemişti. Ama bizim bize gelen ek para mesela arttı. Önümüzdeki yıl artacak bir miktar, aynı stabil kalsa bile bizim büyümemizi 4-4,5 arasında büyümemiz rahatlıkla finanse edebilir. Bu da gayet hani diğer ülkelere göre iyi bir büyüme oranı bence. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Sengül Dağdeviren, ekonomist, 4D Ekonomi Yönetim Danışmanlık Yönetici Ortağı aynı zamanda. Mustafa Gözeler bugün bizimle birlikteydi. FX TCR Araştırma Yönetmeni kendisi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz